Değerli Polemik Haber takipçileri, futbolda sıra dışı bir hikaye yazılıyor. Profesyonel liglerde Türkiye'de hiç yenilgi almayan namağlup bir takım var. Manisa Futbol Kulübü 26 maçta 21 galibiyet, 5 beraberlik alan Manisa ikincilik beyaz grupta lider durumda. Üstelik dünyanın 5 büyük liginin alt liglerinde de herhangi bir takım yok ki bugüne kadar yenilmemiş olsun. Biz de Manisa Futbol Kulübü'nü Gökhan Aytaç'la konuşacağız. Spor yorumcusu Gökhan Aytaç bizlere cevap verecek. Bakalım Manisa'nın hikayesi nerede başladı ve bu sezon yaşananlar nelerdi, kendisinden öğreneceğiz. Gökhan Aytaç'a bağlanıyoruz. Sayın Aytaç, yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sevgili Polemik Haber izleyicilerine Manisa'dan selamlar. Çok teşekkürler. Saygılar. Biz de Manisa'ya selamlar yolluyoruz. Sayın Aytaç, Manisa Futbol Kulübü'nün 5 yıl kadar, 4 yıl kadar bir hikayesi var sanırım. Ve geçtiğimiz sezonda şampiyonluğun köşesinden dönmüştü. Samsunspor'un çok büyük bir atağıyla birlikte. Aslında geçen sezonda buna yakın bir hikayesi vardı sanırım. Geçen sezon başlangıçları hemen hemen aynı olan bir hikaye. Öncelikle şuradan başlayalım. Kulüp Manisa Büyükşehir Belediyespor, hatta daha öncesinde Manisa Belediyespor olarak faaliyetlerine başladı. 2019 yazında şirketleşme adımı atılarak Manisa Futbol Kulübü bünyesine büründü. Ondan sonra zaten Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, evveliyatına gidecek olursak Manisa Spor'u Süper Lig'e çıkarken başkandır. Vestel'le birlikteliği kuran. Ondan sonra belediye başkanlığı serüvenine başlamıştık Sayın Ergün'ün. Bu bilgi birikimlerini ve tecrübelerini Manisa Futbol Kulübü'ne devam ettirmeye karar vermiştik. Çünkü Manisa Spor mevcut kulüp Manisa Spor'da mali sıkıntılar yaşanmasının sebebiyle yeni şirketleşen şeffaf bir kulüple yola gitme adımı atılmıştı. Ve geçen sene açıkçası çok iyi bir lige giriş yapıldı. İlk yarıda adeta bu iş bitti dendi. Ama Samsunspor çok ciddi bir rakip, büyük bir camia ve camia refleksi gösterebilen bir kulüp. Açıkçası biz bu reflekse karşı tepki veremedik. Ve acı bir tecrübe oldu. Finalde kaybettik Tuzla Spor'a karşı. Akan oyunda gol yemeden penaltılarda elenmiş olduk. Bu bütün bilgi birikimle bu sene sezona başladık. Hemen hemen baktığımız zaman eldeki kadro malzemesinin aynı olduğunu görüyoruz. Peki aradaki fark nedir diye sorarsanız tamamen hoca mantalitesi. Geçen sene daha bireysel oynayan, açıkçası Dilaver'e, Zahit'e, yani isimlere bağlı bir takım varken bugün Serkan Özpalta yönetiminde açıkçası tamamen bir hoca ve sistem takımı olan bir ekip var. Bunu hem saha içi sonuçlarda hem tesislerdeki atmosferlerde görebiliyoruz. Açıkçası rakibine oyun gücünü hissettiren ve oyun üzerinden maçı okuyan, yaşayan bir takım var. Bu da bu serüvende en önemli etken olduğunu düşünüyorum. Peki Sayın Aytaç, şirketleşmeden bahsettiniz ve ondan sonra başarının geldiğine değindiniz. Bugün yine birçok kulüpte şirketleşmeyi konuşuyor. Size göre başarının ana sebebi, temel sebebi şirketleşme mi ve nasıl faydalar sağladı Manisa'ya? Ya, şirketleşmenin şu faydası oldu. Daha şeffaf bir kulüp oldu. Açıkçası dernekler kanununun yapısını herkes biliyor. Yapanın yanına kar kaldığı bir sistem var şu anda. Evet. Şirketleşmede herkesin kendi sorumluluğunda ve hesap verilebilir bir düzen var. Açıkçası Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün zaten en önemli şeyi hesap verilebilir bir kulüp. Ve Manisa'ya temsil eden, olumlu yönleriyle temsil eden bir ekip oluşturma amacındaydı. Bunu da her geçen gün kuvvetli bir şekilde sürdürüyor. Melut Aktan başkanlığında tamamen açıkçası Türkiye'nin parlayan yıldızı olma yolunda giden bir ekip var. Her geçen sene geçmiş yıldan ders alarak yoluna devam ediyor ki şu çok önemlidir. Geçen sene büyük bir hayal kırıklığı yaşandı. Yani çok arkadan geldi Samsunspor ve biz açıkçası sağ içinden çok sağ dışında dağıldık resmen. İşte hakemdir, diğer faktörlerdir derken sağ içini unuttuk ve elimizdeki şampiyonluğu kaybettik. Bu hüsrandan sonra yeniden başlamak bence bu seneki en büyük başarı. Bu da daki en büyük etken de şirketleşme. Yani dernek kulübü olsaydı seçime giderim vesaire gibi kamuoyu baskısı olabilirdi. Ama işi bilerek yola devam etmek ve yol haritasını belirlemek bu seneki en önemli etken, başarının altındaki en önemli etken diyebiliriz.
Evet, bu sezon çok başka bir hikaye var ortada. Ben biraz araştırdım. Avrupa'nın 5 büyük ligi ve alt liglerine de baktım. Namağlup bir takım görmedim Yok, bugüne kadar. evet. Siz de sanırım bakmışsınızdır, takip etmişsinizdir. 26 maç, 21 galibiyet, 5 beraberlik ve hiç mağlubiyet yok. Çok sıra dışı bir hikaye ve çok fazla rastlamadığımız bir hikaye. Şu andan herkes, bütün takımlar artık bu yarışın koptuğunu, Manisa'nın şampiyon olduğunu kabul ediyorlar. Siz de bu düşüncede misiniz? Ya biz geçen sene çok acı bir tecrübe yaşadık. Sütten ağzımız yandığı için yoğurdu üfleyerek yiyoruz. Açıkçası da iş matematiksel olarak bitmeden böyle söylemlere hem kulüp hem de bizim girmediğimizi altını ifade etmemiz lazım. Futbol bu. Her türlü sonuç olabilir ama görüntüye baktığımızda şampi diyebileceğimiz bir tablo var. 5 tane beraberliği var. Çok ilginçti. Bunların hepsi iç sahada, Evet, işte. deplasmanda hiçbir şekilde puan kaybetmeyen bir takım. İki maç karşılaşıp yenemediği takım yok. Yani iki kez fikstürle karşılaşıp yenemediği bir takım yok. Bütün rakiplerin üstünlük sağlamış bir ekip. Ve dolu dizgin gidiyor. Ama bundaki en önemli eklemle özellikle Serkan Hoca'nın gelmesiyle birlikte takımdaki bireysellikten daha çok tamamen taktiksel ve oyun şablonuna uygun bir takım oldu. Yani malzeme aynıydı. Aşçı değişince daha lezzetli bir yemek çıktı bu sene. Biz de keyifle her geçen hafta izliyoruz. Çünkü oyun gücünü her gün arttıran ve bunu rakibine kabul ettiren bir takım. Açıkçası rakiplerin de biz demesek de artık diğer rakiplerin playoff'a hazırlandığını düşünüyorum. Evet, zaten ben takımları incelediğimde yorumlarda artık Manisa bu işi kopardı, biz playoff'a kalmayı düşünüyoruz gibi açıklamaları da gördüm. Siz tabii bir taktik oyunu olduğunu söylüyorsunuz. Takım oyunu gerçekten çok güzel oynuyor Manisaspor ama çok da kaliteli ayaklara da sahip. Benim izlediğim birkaç oyuncu özellikle mükemmel oyunculardı. Sertaç Can mesela bu ligin çok üstünde bir oyuncu. Yine kadroda birçok oyuncu var bu şekilde. Siz neler düşünüyorsunuz? Bu kadro nasıl oluşturuldu? Nasıl bu kadar kaliteli isim tercihleri yapıldı? Şimdi şunun altını çizmek lazım. Manisa Futbol Kulübü daha öncesinde Manisa Büyükşehir Belediyespor'unda her zaman kadrosu ligin üstünde, ligin top kadrolarının başında yer alıyordu. Bu seneki değişiklik, yani geçen seneyle hemen hemen aynı isimler bak. Sertaç, diğer kanatta Zahit, Nizamettin, geçen sene elimizde olan isimlerdi. Ama bugüne geldiğimizde bambaşka bir oyun var. Sertaç'ın performansının artması, Zahit'in, keza Nizamettin adeta bir orkestra şefi gibi bütün pas istasyonları onda oluyor. Bütün hücum üçgenlerini Nizamettin üstünden kuruyoruz. Geri dörtlüğe döndüğümüzde bizim çok önemli iki bekimiz var. Yani üçüncülükten ikinci lige çıktığımızda da Erhan Kara ve Mehmet Yılmaz hücum hattımızdaki çok önemli etkenlerden biri. Biz çünkü oyunu kanada yatıp çizgiler çok aktif ataklar yapıyoruz ki Mehmet Yılmaz ve Erhan Kara bana kalırsa TFF 1. ligi üst sıralarında rahat oynayabilecek isimler. 3-4 yıllık bu isimlerin bünyesinde bugün bulunduran bir Manisa Futbol Kulübü var. Her zaman kaliteli isimler vardı. Geçen sene Dilaver Güçlü gibi, Ali Çamdalı gibi hem tecrübeli hem kreatif oyuncular vardı ama açıkçası bir oyun şablonu bulunmadığı için böyle Saman Alevi gibi işte Dilaver'in bireysel yetenekleri veya Sertac'ın günü olmasıyla maçları götürüyorduk. Bu sene tamamen yani Nizamettin 2 hafta önce yoktu. Mehmet Güven yerine oynadı. İnanın hiçbir şey fark etmedi. Yine oyun şablonu değişiyor ama eli her zaman güçlü bir ekip. Yani şu an Zafer Sarhoşlu da diyebilir bazıları ama biz TFF 1. ligde olsaydık inanın playoff hattı içinde olabilirdik bu kadroyla. Peki son olarak şunu sormak istiyorum. Şehrin takımda bütünlüğü nasıl? Şehrin ileri gelenleri, büyükleri bu takıma destek veriyorlar mı? Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin desteği ne alan bir takım Manisa Futbol Kulübü. Yeni bir kulüp. Başarılarla birlikte perçinleşecek bir kulüp. Her geçen gün şehirle bütünleşmesi daha artıyor. Tabii bazı olumsuz söylemler de oluyor ama başarı geldikçe, üst sıralara çıktıkça şehirle takım bütünleşmesinin daha da fazla olacağını düşünüyorum ben. Ama şu anda bir sıkıntı yok. Yani Manisa Futbol Kulübü açıkçası gururla Manisa'yı temsil eden bir ekip. Başarılarıyla konuşulan bir ekip. Buna da bir özlem vardı Manisa'da. Yani hedef açıkçası Süper Lig. Başkan Mevlüt Aktan geçtiğimiz günlerde bir röportajda da söylediği gibi ilk hedefimiz Süper Lig, ondan sonraki hedefimiz de Avrupa dedi. Ben bu serüvenin 3-4 yıl içerisinde gerçekleşeceğini düşünüyorum. Özellikle Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cengiz Ergün'ün olduğu yerde hedef her zaman en üst sıralardık.
Bu doğrultuda da takım gidiyor. Çok kaliteli bir kadromuz var. Çok iyi bir teknik ekibimiz var. Çok iyi bir yönetimi var. Açıkçası Mevlüt Aktan tamamen işini gücünü bırakıp bu takıma odaklandı. Dediğim gibi geçen seneki hüsrandan sonra vazgeçmedi. Daha da perçinledi. Ne ekersen onu biçersin demişler. Yani tarlada alın terin olan karşılığını alır. Bu açıdan baktığımızda Manisa Futbol Kulübü de bugüne kadar yaptığı doğrularıyla yanlışlarıyla aldığı sonuçlarla çok iyi bir sentez yaptı bu sene ve muhteşem bir sonuç ve tablo çıktı. Koşar adım şampiyonluğa gidiyoruz. Evet, siz her hafta yorum da yapıyorsunuz Manisa Futbol Kulübü ile alakalı. Hangi televizyonda, saat kaçtaydı? Manisa TV'de pazartesi günü tribün programıyla izleyicilerimizle oluşuyoruz. Saat 9'da birlikte oluyoruz. Çok teşekkür ederim bağlandığınız için, yorumlarınız için. Manisa'ya bu dolu dizgin serüvende başarılar diliyoruz biz de.